Hocam moralim çok bozuk. Kazanamayacağım galiba. Çok kafam karışık hocam. Hiç endişelenmene gerek yok Tonguç. Birçok öğrencimiz, hatta ben de senin yaşındayken, öğrenciyken her zaman bir kazanamayacağım endişesi vardı. Hiç kimse sınava şöyle hazırlanmaz. Ya ben kesin kazanırım zaten. Soruları da çözüyoruz ama diye hazırlanmaz. Mutlaka endişe ettiği anlar olur. Hatta Nagihan, Irmak gibi birçok öğrencimiz de bize yorumlar atmış. Mesela Nagihan demiş ki, hocam LGS yaklaştıkça ya yapamazsam diye korkuyorum ve moralim düşüyor. Ne yapabilirim? Ve LGS zor olacak diyorlar. Bak çeşitli söylentiler var. Bundan dolayı da korkuyorum. Lütfen yardım edin. Nasıl hazırlayacakmış soruları? TÜBİTAK hazırlayacakmış. Olabilir. Soruları. Böyle söylentiler her zaman olur. Irmak'a bakalım. Ders çalışmaya başlıyorum. İçime istediğim liseyi kazanamayacağım diye bir his geliyor demiş. Ve bunların hepsi bizim gerçekten moralimizi bozuyor. Ben de öğrenciyken buna benzer sıkıntılar yaşadım. Sınavlardan iyi not alacağım sınavlarda bile her zaman içinde bir endişe vardı. Şimdi birincisi ilk kural şu. İç sesini bir kenara koyman lazım Tonguç'um. Yani sana her zaman böyle bazen olumsuzluklar veren, seni bazen fazla strese sokan, bazen de gerektiği kadar strese sokan iç sesini öncelikle bir kenara koyman lazım. Çünkü insan hiçbir zaman sınav hazırlanırken ben kesin yapacağım demez. Ben kesin başaracağım. İç sesimi bir kenara koydum, içli köfteyi götürüyorum hocam. Çok güzel. Ardından şimdi sesini kenara koydun ve kendine soru soruyorsun. Bu endişenin sebebini bul. Neden korkuyorsun? Yani acaba konu eksiğin mi var ondan korkuyorsun? Yoksa kazanamazsam ailem bana şiddet uygulayacak, beni evden atacaklar veyahut da ne bileyim işte öğretmenlerim, arkadaşlarım bana başka türlü bakacak diye mi endişe ediyorsun? Bir kere endişelenmene gerek yok. Senin korkularının sebebi eğer bilgi eksikliği ise bunu çalışıp halledebilirsin. Yani diyelim ki fende, matematikte, Türkçe'de, İngilizce'de, dinde de, sosyal yani diğer derslerde konu eksiğin olabilir. Bu konuları sana geriye kalan sürede ciddi bir şekilde çalışıp kapatabilirsin. Bilgi eksiğini bir şekilde halledebilirsin. Ne demişler atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Yani bilgi eksiğinin olduğu için üzülmene gerek yok. Kazanamazsam ne olacak sorusuna geldiğimizde ise ailen zaten seni sen olduğun için seviyor. Yani sen ailem acaba bu kadar bana yardım etti bu sene, işte beni kursa gönderdi, bana kitaplar aldı ve ben bunlardan dolayı kazanamazsam ailem bana bakış açısı değişecek, arkadaşlarımın, kuzenlerimin bakış açısı değişecek diye düşünüyorsan hayır. Onlar seni sen olduğun için seviyor. Yani bir anne evladını, bir baba evladını iyi bir lise kazandı diye sevmez. Zaten beni sevmiyorlar zaten hocam. Seni evlat olsan sevilmezsin Songuç'um. Sen zaten sende bir sıkıntı var. Seni şöyle dışarı yok. Seni de çok seviyoruz Songuç. Seni de çok seviyoruz. Seni ben de seviyorum. Ailen de seviyor. Sen kazansan da kazanmasan da senin yanında. Ama onlar senin iyiliğin için kazanmanı istiyor. Bu üç şeyde dikkat etmen lazım Tonguç'um. Birincisi doğru çalışman gerekiyor. Doğru çalışmak nedir? Birincisi doğru kaynakla çalışman gerekiyor. Doğru kaynak nedir? Yanlış sorular, çıkmayacak sorular, aşırı zor ya da aşırı kolay sorular değil. Yeni sorular çözmen gerekiyor. İkincisi doğru zamanlamayla çalışman gerekiyor. Günde 300 soru çözeceğim. Ya bir dakika 300 soru çözeceksin de okuldan saat 6'da geliyorsun. Nasıl çözeceksin? Planlama önemli. Yani eğer planı yapmadıysan, hatalar yaptıysan, hataların üzerine gitmediysen, doğru saatte doğru derse çalışmadıysan, akşam saat 6'da deneme çözdüysen ister istemez yanlış çalışıyorsundur. Bu sürekli moralini bozar. Yani ben bazı öğrencilerden duyuyorum. Hocam işte denemelerde hep kötü yapıyorum diyor. Niye? Çünkü akşam okuldan çıktıktan sonra denemeyi çözüyorlar. Belki bir gün gündüz güzel bir şekilde sabahleyin çözse esasında denemelerde istediğin nete ulaşabileceğini görecek ve birazcık moral düzelecek. Ama hep böyle yorgun saatlerde geliyor. Dolayısıyla doğru zamanlama, doğru kaynak önemli. Ve ikincisi fedakarlık yapmak. Bu dönem Tonguç'um. Hiçbir başarılı insan ister LGS olsun ister üniversite olsun istersen İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'i düşün ya da Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızı sağlayan Atatürk'ü düşün. En basitinden en büyüğüne kadar hiçbir başarı fedakarlık yapılmadan elde edilmez. Yani hatta bizim atasözümüz var. Emeksiz yemek olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz. Yani ben hem sosyal medyada günlerce, saatlerce vakit geçireyim. Hem istediğim diziyi izleyeyim. Hem de böyle çok fazla yorulmadan, böyle birazcık sıkıntı çekmeden de bir şekilde kazanayım ya olmuyor. Birazcık gayret göstermek gerekiyor. Birazcık fedakarlık yapmak gerekiyor. Neden? Çünkü fedakarlık yaptığımız zaman sonucu daha fazla oluyor. Eğer sen o gün izlemen gereken, yani izlemen gerektiğini düşündüğün diziyi izlemeyip ben madem bu fedakarlığı yaptım deyip soru çözersen o soruları daha iyi yapıyorsun ve daha başarılı oluyorsun. Ve motivasyonunu da artırmış oluyorsun. Doğru çalışmayı söyleyelim. Bilmediğin konuları önemseyeceksin ve çözeceğin soruları doğru seçeceksin. Bilmediğin konuları önemsemek nedir Tonguç? Bilmediğin konuları önemsemek. Hocam bilmediğin konularda çok çok eksiğim var. Onları hiç ben soru çözmüyorum hocam. Bildiğim konuları çözünce daha fazla innetim çıkıyor. Evet. O yüzden onları çözmüyorum. Şimdi bak sınavda biliyorsun Türkçe, İnkılap, İngilizce, din, sözel kısmı oluşturuyor. Matematik, fen de sayısal kısmı oluşturuyor. Burada Türkçenin katsayısı 4, matematiğin katsayısı 4, fenin katsayısı 4 ve bu üç dersin sana kazandıracağı şey çok fazla. Dolayısıyla burada eğer konu eksiğin varsa, bilgi eksiğin varsa bir kere bunları tamamla. Bilhassa matematik iyi okullara girmek istiyorsan yani fen liselerine, Anadolu liselerine hatta derece yapacağın okullara girmek istiyorsan burada çok çok iyi netler yapman lazım. Aynı zamanda inkılapta, İngilizce ve dinde de
tüm soruları doğru yapacak şekilde sıkı çalışman lazım. Burada da asla boş bırakmaman lazım. Şimdi sen bilmediğin konular varsa burada bunları tamamlayacaksın ve bunlara yönelik bol bol soru çözeceksin. Ve çözeceğin soruları doğru seçmen lazım. Bu ne demek çözeceğin sorular? Az önce söylediğim şey. Yani doğru kaynak. Doğru kaynaktan kastımız eğer çok aşırı derecede bilgi içeren, böyle beceri temelli olmayan, yeni nesil olmayan, üstte bilgilerle alakalı, üstte verdiği hikayeden soru sormayıp daha çok sadece bir resim koymuş ama kazık bir soru sormuş. Yani çok zor. Bir şekilde 10 tane işlem olan. Bak yeni açıklanan örnek sorulara baktığımızda Tonguç'um esasında Milliyetin Bakanlığı'nın işlem sayısını biraz daha azalttığını, öğrencinin biraz daha yanında davrandığını görüyoruz. Evet sorular hala çok basit değil. Hala seçici sorular ama bir nebze öğrencinin yanında sorular olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çözeceğin kaynakları, soruları da doğru seçmen gerekiyor. Fedakarlığı söylemiştik az önce. Bir kez daha üzerinden geçiyorum. Uyku fedakarlığı günde 14 saat uyuyaraktan olmaz. Belli bir şekilde uykunu yeterli seviyeye getireceksin. 8 saat, 9 saat getireceksin. Arkadaş önemli. Hayır demeyi bileceksin Tonguç'um. H çok önemli. Bunu önceden de söylemiştik. 4 H kuralı. Birincisi hedefini belirliyorsun. İkincisi hazırlanıyorsun. Üçüncüsü hatalarına dikkat ediyorsun. Ve dördüncüsü de hayır demeyi biliyorsun. Yani her seni halı sahaya çağırdıklarında, arkadaşlar hadi buluşalım alışveriş merkezine dediklerinde, işte ne bileyim dizi seni çağırdığında, evet yeni bölüm başlıyor, gel 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 dediğinde, sosyal medyada saatlerce Instagram hadi beni incele, hadi benim sayfalarıma dolaş dolaş dediğinde sen hayır demeyi bilmiyorsan, fedakarlık yapmıyorsan ister istemez sınavda sıkıntı yaşayabilirsin. Muhabbet, oyun, sosyal medya bunlar her zaman bir bahane olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve son sayfaya geliyor artık Tonguç'um, motivasyonunu koruman gerekiyor. Motivasyon seni harekete geçiriyor ve hedefine odaklanmanı sağlıyor. Bak burada şu çok önemli. Bambu ağacının hikayesini anlatmıştım ama bir kez daha anlatmak istiyorum sana Tonguç'um. Şimdi bambu ağacı diye bir ağaç var, tamam mı? Bu ağaç toprağa kökünü ektikten sonra, yani tohumunu attıktan sonra 5 yıl boyunca asla topraktan şöyle bir tane küçük bir 1 santim bile çıkmıyor. 5 yıl boyunca toprağın altında bekliyor. 5 yıl sonra ise günde 90 santim uzuyor. Yani 6 ayda 27 metreye kadar ulaşıyor. Bak günde 90 santim değil mi? Günde 1 metre yani neredeyse. Hop 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 hop. Ama o zamana kadar o kökü 5 yıl boyunca sabırla bekliyor. Niye 5 yıl boyunca sabırla bekliyor? Çünkü çok uzayacak ya, altının sağlam olması lazım. Şimdi sen bazen istediğin netlere ulaşamamış olabilirsin. Bir yandan netlerin yükselmeyecek olabilir. Bak bunu Mehmet Hoca da söylemiş sana. Ne demişti? Bak denemelerde işte 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay belli sürelerle çalışıyorsun. Burada bir yükseliş göremiyorsun. Ya ulan 2 ay geçti, 3 ay geçti, 4 ay geçti, 5 ay geçti, 6 ay geçti. Ama belli bir süreden sonra artış başlayacak. Niye? Hatalarını görmüş olacaksın. Matematiği, feni, Türkçeyi ve diğer sözeldeki tüm konuları bitirmiş olacaksın. Ve artık bir anda İngilizler buna strike diyorlar. Yani çıkışa geçeceksin. İşte o çıkışa geçeceğin ana kadar motivasyonunu koruman gerekiyor. Asla vazgeçmemen gerekiyor. Bambu ağacı hikayesini unutmaman gerekiyor. Bu eğrinin bir anda hızlanacağını unutmaman gerekiyor. Ya olmayacak ya, biz yapamıyoruz. Baksana hep gene... Gene matematikte 6-7 net yapıyorum dememen gerekiyor. Yani Türkçe'de gene 5 yanlış dememen gerekiyor. Sabırla üzerine gideceksin. Gecenin en karanlık olduğu an esasında sabaha en yakın olan an. Elinden geleni yap ve sonuçlarını kabul et, tevekkül et. İnşallah güzel olacak. Hadi bakalım, sana da başarılar tanıyorum. Teşekkür ederim hocam.